Başladı mı şu an? Tamam, konuşabilirsin zaten, keseriz bir arada. Tamam. Görünüyoruz. Evet. Bak. Herkese merhabalar, ben Cenk Şen. Herdem Yemek, yani Herdem kanalında. Tekrar giriş yapıyorum şu an. Herkese merhabalar, ben Cenk Şen. Herdem kanalımızın Herdem Yemek bölümündeyiz. Çok ağlıyorum buradan. Ama sen o çıkıyor şu an, kışır kışır çıkıyor oradan. Evet. Sen bir kışır kışır yap. Evet, yönetmenimiz kışır kışır yapıyor şu an. Aslında çok basit ve kısa bir videomuz olacak. Şu an yani yapımı basit ve kolay. Çok anlatır. Ama bunun olmadığını yani çok az yerde yazısını falan gördüm. Krema tarifini biliyoruz. Zaten yapıyoruz pastalarda vesaire kullanıyoruz. Bugüne pastalarda kullanılmayacak bir şey. Fakat asıl makarnalarda ve çorbalarda kullanılan çiğ krema, yani yemek kreması nasıl yapılıyor? Bunu çok yerde zamanında araştırmıştım, bakmıştım. Yoktu. Şu an yine daha bir yerlerde yazılar falan vesaire bir şeyler var. Bu aslında süt kreması normal hazır sütlerden çıkmıyor. Yani dışarıdan süt almanız lazım eğer tanıdığınız bir sütçü varsa. Hatta tanıdığınız sütçüden aldığınızda bile krema çok az çıkıyor. Çünkü bazı sütçüler içindeki kremanın çoğunu ayırıyorlar, alıyorlar inek sütünden. Bazı aldığım sütlerden mesela şey çıkıyor yani krema. Böyle yani iki işte parmak falan böyle krema şey oluyor. Süt yağ çıkıyor. Krema değil yani yağ çıkıyor. Az çıktı işte bu normalde ama biraz da az çıkıyor. Az çıktığı zaman da çok çıktığı zaman da ne kadar çıkarsa bunu ben işte koya koya buzdolabına. Gerçi ben diyorum da şu an annem koydu yani hani hepsini getirdi. Hani geldi mutfak işte şu an tabii evde uğraşıyor. Burada durdu pause bastınız aslında. Sütten çıkan yağ herhangi bir kabın içinde oraya koyuyoruz kaba. Sonra süt aldıkça, kaymak çıktıkça buzlukta kabımıza atıyoruz. Yani kaymağı biriktiriyoruz. Biriktirdikten sonra ben bunu kavanozda yapıyorum. Çok daha pratik, çok daha güzel oluyor yani bir kase gibi bir şey yapmaktansa. Bunu blenderımızda sütle yapıldığı, içine başka şeyler konulduğu vesaire gördüm ama aynı etkiyi veren, yani asıl dışarıdan aldığımız çiğ krema etkisini veren bu olacak. Bunu blenderda çevireceğiz yani. Evet, öyle yapmayın. Yüksek devirde bunu blenderda böyle karıştırıyoruz. Hatta uzun bir süre yani bir 10 dakika, 8 dakika gibi. Çiğ kremayı bazı restoranlar şeyle, yani böyle nişastayla veya başka bir şeylerle çoğaltıyorlarmış. Zaten pahalı bir şey kendisi. Ben ama bunu öyle bir şey katmıyorum. Normal çiğ kremayı da öyle çoğaltmıyorum. Bunu yaparken de şunu fark ettim. Biraz içine az az böyle süt koyarsak eğer o yumuşaklığını, o yumuşak kıvamını biraz daha alabiliyor. Blender'ın karıştırıcı kısmı en alta kadar gitmediği için daha küçük bir kavanozda karıştırmaya devam ediyoruz. Evet, bu kadar karıştırmamız yeterli. Şu an yaklaşık bir 20 dakikadır neredeyse karıştırıyoruz. Dediğim gibi yani 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika sürüyor neredeyse. Gördüğünüz gibi krema tam böyle bir pasta kreması kıvamında oldu artık. Çorbalara, makarnalara, böyle köri soslu tavuğa vesaire gibi kullanılabilir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de canınız sağ olsun ne diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.